Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Eyüp Yıldız'la Spor Forum başlıyor. Radyo Spor'dan herkese merhaba. Spor Forum programına hoş geldiniz. Ben Eyüp Yıldız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gündemde ne varsa konuşacağız. Galatasaray'la başlıyoruz. Çünkü Galatasaray dün ligin kapanış mücadelesinde Malatya Spor'u 2-0 mağlup etti. Ama mücadele açıkçası Galatasaraylıları çok mutlu etmedi kazanılmış olmasına rağmen. Genç futbolcuları izlemek isteyen bir Galatasaray camiası var. Daha iyi futbol izlemek isteyen bir Galatasaray camiası var. Bu bağlamda çok beklentileri karşılamadı. Galatasaray'ı çok yakından takip eden değerli bir analist, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum, sevgili Hikmet Pınarbaş telefon attığımızda. Hikmet, hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Hikmet, senin analizlerini büyük bir keyifle okuyoruz. Hocaların sistemlerini anlatıyorsun, oyun kurgularını, drilleri paylaşıyorsun. Galatasaray maçlarından öncesinde, sonrasında kadroya göre veya maçın gidişatına göre çok güzel, çok keyifli analizler yapıyorsun. Bugün de bizi kırmadın, yayına katıldığın için teşekkürler sevgili Hikmet. Ben teşekkür ederim güzel sözlerinizden dolayı. Rica ederim. Sevgili Hikmet, öncelikle dünkü maçı biraz konuşalım istiyorum. Dün ilk yarıda çok duran bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda tabii pozisyonlar buldu ama pozisyon da verdi Galatasaray. Neler söylersin? Dünkü oyun nasıldı? Galatasaray'ın sistemini nasıl değerlendirsin? Şimdi ben öncelikle Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı oyunun oyun merkezi belirlenmesi açısından problemli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray oyunu birinci bölgede kurmaya çalışıp rakibi baskı olarak üstüne çekmeye çalışıp oluşturduğu boşluklarla rakibin üstüne gitmeye çalışan bir takım yapısına sahip gibi görünüyor. Fakat takım bireysel yapı olarak buna uygun bir şekilde kurulmadığını düşünüyorum ben. Çünkü geride yapılan bireysel hatalara da dikkat ederseniz Muslera oynadığında daha sık başa gelen vakalar oluyor bunlar. Yüzü kendi kalesine dönük top almakta çok sıkıntı yaşayan profiller mevcut Galatasaray'da. Öncelikle mesela kim istedim. Bu? Başta Taylan mı? Sevgili Taylan, Taylan da bunlara dahil. Şimdi kaleden oyun kurarken kalecinin kendi arkadaşlarına yüzü dönük, herkesi en doğru açıdan gören isim kaleci. Taylan'ın, ben kendi gözlemlediğim kadarıyla, Taylan'ın genel itibariyle geriye doğru yaptığı koşulardaki amacı kendisi de markajcısıyla birlikte geriye doğru atıp orta sahanın merkezinde bir boşluk oluşturma. Fakat biliyorsunuz abi, şimdi orta saha meselesi tamamıyla kompleks bir mesele. Bir tanesi sahte koşu atarken diğerinin o bölgeye hareketlenmesi gerekiyor vesaire. Hepsinin birbirine eklemlenerek yapabileceği kombinasyonlar var. Bir tanesi geriye doğru koşu attığında topla sprint halindeyken buluştuğunda sıkıntı yaşıyor. Pas opsiyonu yakalayamadığında da ayağından çıkarmada sorun yaşıyor. Sonra bireysel hata olarak ya gol yeniliyor ya da zor zahmet dünkü gibi çizgiden çıkartılıyor. Pulgar Muslera pozisyonundaki gibi. Peki şimdi Dominik Torrent'le ilgili olarak çok ağır eleştiriler yapanlar var sevgili Hikmet. Sen de bunu görüyorsun. Hatta işte bu tartışmanın arasına biraz sıkışmışlık da var Galatasaray'da. Kendisi kesinlikle teknik direktör değil. Yardımcı veya yardımcılığı bile tartışılır vesaire. Hiçbir sistemi yok. Galatasaray'ı kesinlikle kıpırdatamadı şeklinde çok ağır eleştirenler var. Bunun tam tersi, Fatih Terim'den enkaz aldı. Adamcağız ne yapsın, takımı toparlamak çalışıyor, nispeten de toparladı şeklinde daha iyimser yorumlar var. Senin Torrent'le ilgili şu ligin bitmesine sanırım 5 hafta kaldı dünkü maçtan sonra. 5 hafta kala sen Torrent'le ilgili neler söylersin? Galatasaray'ı bir iyileştirme gerçekleştirdi mi Galatasaray'da, yoksa aksine Fatih Terim dönemiyle kıyasladığımızda geriye bir gidişat mı var? Şimdi bizim sosyal medyadaki bu ikili bölünme birkaç farklı parametreyi birlikte değerlendirememekten kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Torrent kötü bir teknik direktör olup olmadığını kariyerine bakarak değerlendirdim. Hani burada aldığı sonuçlar, şöyle demiyorum, hani Torrent kendi kadrosunu kurmalı demiyor. Yani herhangi birisi kendisi kadrosunu kurmalı diyemeyiz Türkiye'deki ekonomik pozisyondan dolayı. Fakat Torrent'in oynatmaya çalıştığı oyun Galatasaray'a uyuyor mu diye sorduğunuz zaman vereceğiniz cevap
Torrent'in burada geleceği olup olmadığıyla doğru orantılı olmalıdır bence. Fatih Terim'in oynatmaya çalıştığı oyun ilk 8 hafta özellikle Marcao cezalıyken, Giresun maçının ilk yarısı da dahil, oynatmaya çalıştığı oyun bugün oynanmaya çalışan oyunun profil olarak görece üstüydü. Ve ben o oyunun Galatasaray'a uygun olmadığını, ilerleyen süreçte problem yaşatacağını söylüyordum o dönemde, Ağustos'ta. Ama takdir edersiniz ki siz daha fazla yaşıyorsunuz abi bu meseleleri. Hani bir eleştiri yaptığın zaman bir eleştiriyle bir tarafa geçiyorsun, başka bir eleştiri yaptığın zaman tam tersi yönünde bir yere yerleştiriyorsun. Veya eleştirdiğin kişiyi hiç övmemen gerekiyor. Övdüğün kişiyi de hiç eleştirmemen gerekiyor. Yani bu açıkçası bu kadar dar bir tartışma kurallığını veya işte tartışma perspektifini demek daha iyi olur. Hikmet, hak etmiyoruz yani. İyi iyi, kötüye kötü diyebilmeliyiz aynı anda. Kesinlikle bir adamın doğrular olduğu gibi yanlışları da olabilir. Yani yanlış yapan bir adamın arada doğruları da mevcuttur. Berkan kullanımını ben başarılı buluyorum mesela Torrent'in. Torrent'in bu takıma uygun olduğunu düşünmüyorum. Torrent gelirken de aynısını söylemiştim. Yani Torrent'in sistematik olarak Galatasaray'da bu meşhur şeyde dönüyor Twitter'da bol bol. İşte City'nin oynadığı oyunu oynamak istiyoruz olayının Galatasaray'ın bütçe olarak aşacağını, kalite olarak aşacağını, ülke kabiliyeti ve kapasitesi olarak aşacağını söylüyordum. Hala aynı noktadayım. Galatasaray kendisine karşı ligde topu tutup da kendi üstüne baskı kurabilecek 5-6 tane takım var. Bunlara karşı oynayabilecek bir oyun ezberi var. Fakat bunların dışında kalan takımlarda top kendisinde kaldığında, önde baskıya uğradığında dağılmayacağı bir takım yok. Hı hı. Yani 10-12 takım Galatasaray'ın artık kodunu bu anlamda çözmüş durumda. Birinci bölgeden ısrarla pasla çıkmaya çalışan Galatasaray'a önde ikili şekilde basmaya başlayarak herkes durduruyor. O zaman bir alternatif planınız olması gerekiyor. İşte bu alternatif planda birazcık daha tecrübeli mi diyeyim, kabiliyetli mi diyeyim, hangi kelime doldurur bilemedim ama daha farklı düşünce yapılarına sahip zihinlerle oluşabiliyor. Almanları örnek vermelerinin sebepleri Almanların birkaç tane farklı formasyonu, birkaç tane farklı alternatif oyun stilini benimsemelerinden kaynaklı örnek veriyorlar. Torrent'in ben başarılı olup olmama ihtimali kain değilim, tahmin edemem ama bu oyun mantığıyla en az 10 tane transfer yapıp yedek kulübesini doldurman lazım. Bütün kadroyu tepeden tırnağa değiştirip onun o istediği oyuna uygun kadro kurman lazım. Eğer böyle bir ekonomik gücün varsa bunu Torrent için mi harcarsın diye sordum. Değil mi? Bu da bir tartışma. Yani Dominic Torrent kesinlikle Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olamaz vesaire. Böyle kapalı bir cümle kurmak mantık açısından doğru değil. Ama şu ana kadar eldeki takımın, kadronun potansiyelini yukarı çekememiş bir isme kendi istediği kadroyu kurma ayrıcalığını tanımakta aşırı iyimser, aşırı riskli bir hareket olur. Sana katılıyorum bu noktada sevgili Hikmet. Kesinlikle. Şimdi ben şey olarak düşünüyorum. Yani böyle bir kadro kuracak pozisyonumuz var mı? Ülke olarak. Hı hı. Her gelen teknik direktöre sıfırdan yeniden kadro kurup, yeni bir orta saha verip, yeni kaleci rotasyonu oluşturup, böyle sıfırdan devamlı takımlar oluşturabilme ihtimalimiz var mı? Yok. Böyle bir toplantı oluştu son dönemde işte. Ona şans verelim kendi kadrosunu kursun. Buna şu ana kadar atılacak bütün denemeler atıldı. Peki sana şöyle bir soru sormak isterim sevgili Hikmet. Büyük ihtimal %90 Dominic Torrent olmayacak ve konuşulan isimler var. İşte Okan Buruk ismi konuşuluyor, Nuri Şahin ismi konuşuluyor, yabancılardan Rudy Garcia özür dilerim. Yine konuşulan isimler içerisinde Ranieri var, Bielsa var, Favre ve Danya Farke ismi konuşuluyor. Nasıl bir profil, yerli yabancı, şu oyuncu grubuna daha iyi bir futbol oynatabilecek 2-3 transferle, çok böyle büyük bir değişim yapmadan bu takımı daha iyi bir noktaya taşıyabilecek teknik direktör profili nedir, yerli mi yabancı mı? Şimdi ona da birkaç tane farklı değişkenle bakmak lazım. Galatasaray önümüzdeki sezon ne yapmayı hedefliyor öncelikle? Şampiyon mu hedefliyor? Ben Galatasaray'ın önümüzdeki sezon direkt şampiyonluk mottosuyla lige başlamasının hatalı olacağını düşünüyorum. Şu anki kadro yapısından mütevellit ve yeni baştan kurulacak yönetim bunun üstüne yeni gelecek teknik direktör.
Yani 3 tane farklı değişkenle birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk mottosuyla sezona başlamasının ben en başından problemli olacağını düşünüyorum. Galatasaraylı arkadaşlar kızabilirler bana, o yönde bir problem yok. Ben hissettim yani şu an sana kızdık. Yani şimdi her şeyi sıfırdan kurgulayıp yeni baştan bir yönetim, yeni baştan bir hoca. Şimdi yazın ona bir şey sunulacak, transfer listesi. Onun isteyeceği farklı profiller olacaktır. Bunları almak için kadrodan birilerini satmak gerekecektir. Sezon sonunda Bankalar Birliği anlaşması devreye giriyor. Çok fazla değişken var. Herhangi bir hocaya şampiyonluk noktasının dışında bir ihtimalle kadro verilip arkasında durulur mu diye sorduğum zaman kesinlikle durulur diyemiyorum buna da. Yani Galatasaray'ın şu anda bir geçiş sürecinde olduğunu, bu geçiş sürecini en az hasarla atlatacak isme gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fatih Terim'le tırnak içinde bir devrim yapılmaya çalışıldı. Türkiye'deki transfer mantalitesinin tamamıyla dışına çıkılıp bambaşka bir profil sergilendi. Sonra Fatih Terim'i gönderdikten sonra 36 yaşındaki Gomis'e gidildi. Hı hı. Garanti olsun diye işte Fiorentina'dan Bulgar'a gidildi. Hani herkesin bildiği isim Kabil'inden. Bunları getirirken aynı zamanda oyun açısından da devrim yapmayı ihtimal dahilinde gören Torrent getirildi. İki sezon içerisinde 5 kere devrim yapmaya çalışırsanız muhtemelen geri dönüşü olmaz, bir yola girilir diye düşünüyorum. Peki teknik direktör olarak, hatta isim verirsen ki senin görüşünü çok merak ediyorum. Hangi ismi, hangi ekolü Galatasaray'a daha yakın görüyorsun? Mesela ben biraz Okan Buruk'a inanıyorum. Türkiye Ligi'ni bilen, Türkiye Ligi'nde çeşitli takımları çalıştırmış, en azından Türk futbolcularını çok iyi tanıyan bir teknik direktör. Okan Buruk'un faydalı olabileceğini düşünüyorum. Senin de görüşünü bu bağlamda almak isterim son olarak. Okan Buruk konusunda ben kafamda kendimce oluşturduğum profile en uygun adamın ne olduğunu düşünüyorum Okan Buruk. Hani çok bunu Fenerbahçe tarafından değerlendirirsek de İsmail Kartal kadroyla çok fazla oynamadan yapılabilecek en iyi hamleleri yapıp çok fazla sistemde kurcalamaya gitmeden ya ortalama yapılabilecek en iyi çalışmayı ortaya koyacak adam bence Okan Buruk. Çünkü bahsi geçen Farke bambaşka bir sistemin adamı. Rudi Garcia bambaşka bir sistemin adamı. Bielsa zaten başka bir dünyanın adamı. Bu kadar devrimcinin içerisinde Galatasaray kadrosunda maksimum faydayı kim alır diye sorarsan abi bence de Okan Buruk'tur. Ki Fenerbahçe için söylediğine de katılıyorum. Yani bana göre Okan Buruk ve İsmail Kartal Galatasaray ve Fenerbahçe için daha güvenilir isimler. Ağzına sağlık Hikmet Pınarbaş, çok güzel bir bağlantı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Kendine iyi bak sevgili Hikmet. Evet, reklama gidelim. Galatasaray'da tabii bir de seçim şoku yaşanıyor. Mahkeme son olan genel kurula tedbir koydu ve bu nedenle seçimin yapılamayacağı yönünde haberler var. Bu bilgiyi de paylaşalım ve reklama gidelim. Eyüp Yıldız'la Spor Forum devam ediyor. Devam ediyor. Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayım. Galatasaray'da yine tartışmalı bir süreç başlıyor. Mahkemenin son olan genel kurula ihtiyati tedbir kararı kılması seçimi yapılamaz hale getirdi. Başkan Burak Elmas'ın seçim yapabilmesi için istifa etmesi gerektiği yönünde de ajansspor.com'da bir haber var. Burhan Can Terzi imzalı. Vaktimiz kalırsa sevgili Burhan'a da bir telefon bağlantısı yapmak isterim. Burhan'dan da bu son gelişmeleri vaktimiz kalırsa almaya çalışacağız. Şimdi Fenerbahçe gündemini Sözcü Gazetesi'nden sevgili İrfan 25 ile konuşacağız. İrfan hoş geldin. Merhabalar Eyüp abi, iyi yayınlar diliyorum. İrfan, ben de her zamanki gibi öncelikle sana teşekkür ediyorum, yine bizi kırmadın. Fenerbahçe Shakhtar Bükreş, düzeltiyorum, Shakhtar Donetsk'le özür dilerim. Güzel bir dostluk maçı yapacak. Barış temalı, barış mesajlı. Daha öncesinde de Galatasaray Dinamo Kiev'le yaptı. Bu maçla ilgili neler söylersin? Ne kadar bilet satıldı? Sen İsmail Hoca'nın nasıl bir kadroyla çıkmasını bekliyorsun? Gençlere şans verir mi? Şöyle söyleyeyim. İlk önce tabii nasıl bir kadroyla çıkacağını söyleyelim. Daha çok, daha az forma şansı bulan ve gençlerle ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii kalede Berke Özer, savunmada Nazım Sangare, bir taraftan Salahiye, sol bekler ne var?
Orta sahada Sosa Gustavo, Arda Güler, İshak Bural, İshak Bural, Berisha, Valencia. Yani bu tip bu şekilde daha az süre bulan, ilk maçlarda daha az süre bulan oyuncularla oynaması bekliyoruz. Tabii burada hem Arda Güler hem İshak Bural'ın, İshak Bural'da biliyorsunuz gençlik altyapısından takıma dahil olmuştu. 15 yaşındaki İshak Bural bu maçta da kadroda olmasını bekliyoruz. Yani ilk kez Arda Güler Fenerbahçe'nin geleceğinin de önemli bir yer tutacak iki isim ilk kez birlikte kadroda yer alacaklar. İlk 11 oynaması bunu tabii Arda Güler ilk 11 başlamasını bekliyorum ama İshak Bural belki sonradan oyuna dahil olabilir. Ama İshak Bural da Fenerbahçe forması giydiğinde Fenerbahçe tarihinde geçmiş olacak. Fenerbahçe formasını A takım forması giyen en genç futbolcu unvanını elde edecek. Taraftarlar da aslında havanın yağmurlu olması biraz soğuk bir hava var. Hafta içi olmasına rağmen maç saatini iç saatinde olmasına rağmen yine de biraz ilgi gösterdiklerini söyleyebilirim. Şöyle ifade edelim. Yaklaşık 10-15 bine yakın bir taraftar olmasını bekliyorum. Zaten bir 6-7 bin civarı Ukraynalı geliyor stada. Galatasaray maçında da gördük onu. Artı Fenerbahçe, hatta Fenerbahçeli demeyelim İrfan, buradan bir de çağrı yapalım. Müsait olan herkese. Evet, tüm futbol severleri biz de buradan davet edelim. Bu anlamlı maçı gidip statta izlesinler. 15 bin kötü bir sayı değil senin söylediğin, verdiğin bilgiler ışığında. Ama onu 20'ye 25'e çıkartabilirsek ne güzel. Ben minimum 15 bin seyirci bekliyorum. Taraftar bekliyorum çünkü son rakamlarda %30-35 civarında bir bilet satımı yapıldı. Yani tribün kapasitesi dün bilet sayısı o şekildeydi. Belki bugün biraz daha artabilir. Ama tribünlere gelmek zorunlu değil. Hatıra biletle satışa sunuldu Fenerbahçe. 50 TL hatıra bilet. Yani tribüne gelmeseniz dahi, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsanız dahi, savaş mağduru çocuklara ve insanlara yardım amacıyla hatıra bilet alıp maçı izlemeseniz dahi böyle bir yardımda bulunma imkanı da sağlıyor. Tabii bunu maç saatinde tam sayıya hatıra bilet alan kişi ne kadar, taraftar ne kadar tribüne seyirci geldi, bunu da maç saatinde daha net bir şekilde görmüş olacağız. Evet, hatıra bilet olayıyla da size de gitmeseniz bile destek olabilirsiniz. Bu hatırlatma yaptıktan sonra sezon sonu için çalışmalar nasıl? Bir de şunu ekleyeyim. Sayın Başkan Ali Koç'un ve yönetim kurulu üyelerinin de tam kadro tribünde olması bekliyor. Biliyorsun Sayın Başkan Ali Koç Saracoğlu'nda çok fazla maç izlemedi ama. Totem mi yapıyor sevgili İrfan? Bu maç özel bir maç olduğu için kendisini bu maçta tribünde olmasını da bekliyoruz. Tabii Saracoğlu'na çok fazla gelmiyor. Çünkü Fener gelmediği maçlarda Fener yendiğini düşündüğü için bir totemi var başkanım. Bir uğuru var. Öyle söyleyelim. Bu uğura da şu ana kadar devam ediyor. Son maçta da tribünde yer almadı. Ama bu maçta bu özel bir maç olduğu için bu Ukrayna'daki savaş mağdurları çocuklara insanlara yardım amacı taşıdığı için bugün Sayın Başkan Ali Koç'un ve yönetim kurulunda tam kaldı tribünde olmasını bekliyoruz eyvallah. Güzel haber, yani onların da orada olması güzel bir mesaj. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin sezon sonu için özellikle teknik direktör konusundaki çalışmaları ne durumda? Benim anladığım kadarıyla İsmail Hoca bu kalan maçta 5'te 5 de yapsa sanırım hocaya teşekkür edilecek ve yabancı teknik direktör planına dönülecek. Senin de daha önceki bağlantılardan yaptığımızda kalan düşünce bu bende. Yani sen de buna işaret etmiştin. Ve bu çalışmalar ne durumda? Hangi teknik direktörlerle temas halinde Fenerbahçe sevgili İrfan? Şöyle söyleyeyim. Bizde her zaman bağlantılarımız eyvallah. Bütün bağlantılar şu ismi söyleyeyim. Üç isim arasında Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Bunlar Löw, Cesus ve Roger Schmidt. Tabii Löw de transfer bütçesi konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı. Birçok konuda Prens Yıldız Güzel konusunda Prens'in anlaşma sağlansa da tabii bu adamla getirmek için bir transfer bütçesi oluşturmak zorundasınız. Yani uzun süreli organizasyon yapısına geliyorlar. Yani bu yüzden de şu anda değil de Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a yönelmiş durumda. Ama Jorge Jesus'la da görüşmeler devam ediyor. Hatta Nisan ilk haftasında Sayın Başkan Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu hafta içerisinde yine kendisiyle bir görüşme gerçekleştirildi yöneticiler tarafından. Ama onun da istediği yılı güzel oldukça yüksek. Şimdi kulüplerin mali yapısına baktığımız zaman Fenerbahçe'nin son açıklanan borç rakamı 6.2 milyar TL. Gelecek sezon yayıncı kuruluş belli değil. Büyük ihtimalle yayıncı kuruluşa devam edecek son aldığımız bilgilerde o doğrultuda.
hani yayını iptal edilip şu an mevcutsaydık. Mevcut yayıncı kuruluşla 2,5 milyar TL'nin üzerinde 3 milyar TL'ye yakın bir rakama yeniden yayıncı kuruluşa devam edeceği yönde bir bilgi var. Ama halen bir belirsizlik var. Gelecek sezon bankalar bir anlaşması var. Şu mali şartlar altında ki Jorge Jesus ya da Joachim Löw gibi bir ismi getirmek istiyorsanız onlarla uzun vadeli sözleşme imzalamak zorundasınız. Yani minimumda 5 milyon euro hesapladığınızda bu teknik adamlarla beraber maliyette Fenerbahçe'ye yaklaşık 7-8-9 milyon euro civarında bir rakam olacak. Bu da aslında kulübü oldukça mali anlamda zorluyor. İşte Sayın Başkan Ali Koç'un da en çok işte zorlandığı kararlardan bir tanesi. Aslında top Ali Koç'ta. Çünkü eğer gelecek sezon İsmail Kartal'a yola devam ediyorum derse bu kez birkaç haftada kötü bir sonuç aldığında bu sefer İsmail Kartal niye yabancı teknik adam getirmedi tartışmalar olacak. Eğer İsmail Kartal dediğim gibi senin de bahsettiğim kalan 5 haftada 5'te 5 yaptığını düşündüğünüzde iyi bir sonuç daha ayrılacak. Fenerbahçe 2. Şampiyonlar Ligi ödenemesine sokmuş olacak. Ama yabancı bir teknik adam geldiğini düşünse ve yabancı teknik adam kötü başlarsa bu kez niye İsmail Kartal'la devam edilmediği tartışmaları beraber getirecek? Çünkü geçen sezon son maçta Fenerbahçe şampiyonluk işte, Sivas maçı niyeyse belki şampiyon olacaktı Emre Belözoğlu'da. Emre Belözoğlu gitti, Pereira geldi. Organizasyon yapısı tamamen değişti. Yeni transferler yapıldı. Şimdi aynı süreçte yaşıyor Fenerbahçe. Yani bir dejavu yaşıyor. Şimdi burada yine Sayın Başkan'ın en doğru kararı vermek zorunda. Burada da oldukça zorlu bir karar bekliyor. İsmail Kartal da aslında son haftalardaki performansıyla takıma performansıyla aslında takım başında olmayı da hak ettiğini düşünüyorum. Şu anki mali şartlara baktığımızda en doğru karar belki bu şey olacak ama belki insanlar tepki gösterecek ama İsmail Kartal'a devam en daha doğru olacağını düşünüyorum. Burada sen de fikir değiştirdin bir miktar. Çok yüksek. Biraz evet, mecburiyetten de olsa İrfan biraz mecburiyetten de olsa sen de fikir değiştirdin. Ki benim çevremde böyle birçok Fenerbahçeli var. Sen de dahil olmak üzere Hasan Bek, Ozan Özturan hep Radyo Spor'da beraber program yaptığımız isimler. Biraz daha böyle hayatın gerçekleri üzerinden bakaraktan İsmail Kartal'a şu performansından dolayı şans verilmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta statta da İrfan İsmail Hoca'ya, İsmail Kartal'a desteğin arttığını söyleyebilir miyiz? Artık Fenerbahçe taraftarları daha evet, fazla evet, teveccüh gösteriyor diyebilir miyiz? Evet, evet, evet. Aslında İsmail Kartal bence, yani şöyle düşünmüş. Geldiği zaman atmosfere bakmak lazım. Eyüp abi. Geldiği zaman nasıl da taraftarların futbolcuya tepki gösterdiği. Hı hı. Bir gol yediği zaman hemen futbolculara, takıma yönetmek istifa sesen yükseldiği, futbolcuya tepki gösterildiği. Hatta futbolcuların bazı maçlarda yani sorumluluk almaktan kaçındığı bir Fenerbahçe vardı ki tepki görmekten çekiliyorlardı tribünlerden. İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber aslında sonuçlar da olumlu gelmeye başlayınca o atmosferdeki birlikteliği sağladı en azından İsmail Kartal. Onu söyleyebilirim. Şimdi Fenerbahçe geriye düşse dahi veya skor geç gelse dahi son ana kadar takımlarını destekliyorlar. Yani bu önemli bir şey. Aslında Samandıra'daki bir de değişim aslında Samandıra'da. Sayın Başkan Ali Koç ne diyordu hep? 3,5 sene içerisindeki başarısız ardından şu ifadeyi kullanıyoruz. Biz kadromuz çok iyi aslında. Biz kadro şampiyonluğu olmayacak bir kadromuz var. Bir türlü biz Samandıra'daki aile ortamını takımda onu oluşturamadık diye. Şimdi aslında İsmail Kartal'ın yaptığı noktalardan bir tanesi hem Samandıra'daki aile ortamını takımın onu oluşturduğunu görüyoruz. Çünkü işte Miyaz Ayşe'nin son açıklaması var. Hı hı. Şu ifadeyi kullanıyor. Biz kendimizi evimizde hissediyoruz. Antrenmanlarda ve maçlarda oynadığımız zaman zevk alıyoruz. İşte Pelkas yedek kalmasına rağmen diyor ki ben hocamın forma adaletini güveniyorum. Bunu sağlaması da büyük bir başarı. İsmail Kartal da işte kalan haftalarda 5'te 5 yaparsa bu tartışmalar daha da devam edecek. İşte Ali Koç'u da Sayın Başkan Ali Koç'u da bekleyen en büyük en zor kararlardan bir tanesi aslında. Aslında çünkü, bence tatlı da bir tartışma yani kimse de herhalde İsmail Hoca başarısız olsun demezdi değil mi? Yani herkes de başarılı olmasını isterdi bence. Ya şöyle söyleyeyim. Güzel bir kaygı. Herkes ister de bazı yorumcuları ben çok görüyorum yani sanki böyle hani yani bir maçta başarısız olsun da hani yani öyle tip insanlar da var. Hani bazı herkesi kıyaslamıyorum ama yani kalan maçlarda bir maç şey yapsa hemen İsmail Kartal'a yüklenecekler gibi. Yani şu var, büyük başarısız olsa rahatlayacak insanlar var diyorsun.
Evet. Yani büyük teknik adam deniliyor. Mesela ne de büyük teknik adam? Niye göre büyük teknik adam? Sen de çok iyi biliyorsun. Roberto Mancini. Galatasaray'a geldi. Şampiyon yapabildi mi? Galatasaray'a yapamadı. Evet. Luis Aragonés. Fenerbahçe'ye geldi. İspanya milli takım şampiyon yapamadı. Vicente Del Bosque. Real Madrid'de çalışan, İspanya milli takımı çalışan Beşiktaş'ı şampiyon yapamadı. Yani şimdi Joachim Löw veya Jorge Jesus geldiği zaman Fenerbahçe %100 şampiyon yapacak diye bir durum söz konusu değil. Bu tip teknik adamlar, mesela Löw gibi bir teknik adama uzun vadeli anlaşmak zorundasın. Yani ona bir organizasyon yapacaksın. Belki sıfırdan bir organizasyon yapacak. Yeniden bir takım hüviyeti oluşturacak. Bir de yani garantisi de yok yani. Türkiye'ye çünkü evet, yabancı de teknik direktörler birçok kez uyum sağlayamadı. Bunu da söyleyelim evet, yani. Evet evet, en son zaten her adı yanılmıyorsam Zico şampiyon oldu yabancı teknik adamlar arasında. Evet, en son Zico. Zico'da kaldı. Zico'da kaldık yani. O yüzden diyorum. Yani şu anda da ligin zirvesine baktığımız zaman takım, yani ilk dört zirvesi maçtan hepsi yerli teknik adamlar çalıştırıyor takım. Yani o yüzden artık şu var. Yani sen de az önce bahsettin. Hey babi, gerçekçi olmak lazım. Kulübün bu hoca 6.2 milyar TL. Ülkede biliyorsunuz dövizin ne zaman olacağı belli olmuyor. Tamam, şu anda biraz sabitledi ama yani belki bugün anlaştığınız 9 liraya anlaştığınız adamın bir sözleşmesi sonra iki katını çıkartıyor. Doğru. Yani bu yüzden biraz gerçekçi olmak lazım. Şöyle söyleyeyim, bir Löw'le ya da Jesus'a anlaşabileceğiniz miktarın belki 5'te 1'ine daha da azdır. Belki 5'te 1'i diyorum ama daha da azdır. İsmail Kartal yeni sözleşme imzalayabilirsiniz. Onun teknik yeti harcayacağın bütçeyi de daha iyi bir forvet transferi ya da kanat forvet transferi yaparak bence bu rahat bu kadronun şampiyon olacağını düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe rakiplerine göre iskelet kadrosu daha hazır bir kadro. Şimdi baktığınız zaman her ne kadar şampiyonluktan uzak olsa da yaş ortalaması bakımından en son maça çıkan kadroya baktığım zaman ilk 11'e yaş ortalaması 25-26 seviyesinde. Yerli oyuncular önem kazanıyor. Fenerbahçe'nin yerli oyuncu kadrosunun birçok takımda, bence hiçbir takımda yok. Yerli oyuncu kadrosunda kalitesi anlamında. Kalemde Arpa Bayın da var. Serdi Kadıoğlu var. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz. Yani Arda Güler. Ondan sonra Muhammed Gümüş veya. Yani artı gelecek sezon şöyle bir şey var. Gelecek sezon 2000 doğumlu ilk 11'de bir oyuncu oynatmak zorundasın. Rahat yap. Bu kriterde uyan kim var? Sana aklım en rahat Fenerbahçe. İşte Beşiktaş bir de uyuyor ama Fenerbahçe'de uyuyan iki isim var. Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler. Yani baktığın zaman Fenerbahçe aslında bir kere kadrosu oluşturdu. Elindeki kadroyu koruyor. Nokta transferler yapar. Bence gelecek sezon da rahat şampiyonu ulaşabilecek isimdir. Bu noktada da eksik mevki bence forvet ve kanat forvet mevkinde. Yani skora katkı anlamında iki isim var. Teknik heyeti harcayacağınız 10-11 milyon euroluk yıllık ücreti iyi bir forvet ve iyi bir kanat forvet transferi yaparsanız mevcut teknik adamlarına şampiyonluğa çok rahat ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki, ağzına sağlık İrfan 25. Çok teşekkürler. Evet. Hoşçakal İrfan 25. Sözcü gazetesinden İrfan 25'te bu güzel sohbeti yaptık. Reklama gidelim. Reklamdan sonra Trabzonspor'u konuşacağız. Eyüp Yıldız'la Spor Forum devam ediyor. Devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler, telefon attığımızda Trabzonspor taraftarlarının çok sevdiği değerli bir gazeteci büyüğüm var. Aksal Yavuz telefon attığımızda. Aksal abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler Aksal abi. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Aksal abi, Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Kayserispor'la karşılaşacak. Ligde de tamam, ben şampiyonlukla ilgili herhangi bir tehlike olduğunu düşünmüyorum ama oyunda da sanki bir rehavetten kaynaklı olabilir bu. Bir geriye gidiş var. Hem Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçını hem de ligdeki bu sıkıntılı performansı bizim için değerlendirir misin? Ya ben bir soru sorarak başlayayım. Dünyada yenilmeyen veya duraklamayan takım var mıdır? Yok. Yoktur. Yok. Dün Barcelona'da kaybetti, Kadiz'e kaybetti. Yenilmeyen tek takım derler, mehter takımı derler ya. Evet. Öyle söyleyeyim. Şimdi Abdullah Hoca Trabzonspor'la birlikte yanmıyorsam 45-50 maça çıkmıştır. Hakikaten inanılmaz bir yükseliş gösterdiler. Biz şapkadan tavşan çıkarttılar dedik. Ayağa kalktık, önümüzü kapatıp alkışladık. Puan ortalaması da yanılmıyorsam 2.20'nin üstündedir. Müthiş bir başarı ülkesi.
Yani bu yol hikayesi böyle hakikaten alkışlanması gereken bir yol hikayesidir. Dolayısıyla belli bir yere durması gerekir. Yani bir dinlenme, duraklama dönemine girmesi gerekiyor. Bu zaman dilimi içerisinde ara ara bazı maçlarda kötü oynadılar, kazandılar. Bu kötü oynayarak kazanmaların sebebi şuydu. Oyunun sıkıştığı anlarda, işte bazı oyuncuların formsuz yaşadığı durumlarda etkili ayaklar devreye girdi, skoru buldular. Tabii o zaman da bazı spor adamları işte iyi oynamadan kazanıyor, şöyle oluyor, işte Trabzonspor kollanıyor, hakemler kolluyor falan filan. 50 tane palavra, uydurma bilgiler vesaire, bunlara çok şahit olduk. Şimdi sonuca geleyim, belli bir yerde artık bir rehavet başlar, çünkü okullar tatil dönemine girmek üzeredir, karneler doldurulmuştur, teknik adam yönetime gelecek ve alınacaklar, girecekler oyuncular listesini vermiştir. Ne olur? Rehavet oluşur, rehaveti daha sonra da şeye dönüşür, panik havası oluşur. Yani oyuncularda hafif bir gerilim olur. Bunlar futbolun içerisinde var. Çünkü futbol insan oynuyor, yöneten de hocadır. Hoca da zaman zaman hata yapacak. Ben başka bir yere dikkat çekmek istiyorum sevgili. Aslında şu anda Trabzonspor üzerinde oluşturulmaya çalışan, şöyle 2-3 haftadır oluşturulmaya çalışılan psikolojik baskı 15 hafta öncesi yaratılmaya çalışıldı. Yani Trabzonsporlar biliyorsunuz dezcanlıdır. Erken sinirlenirler, erken sinirlenir vesaire vesaire. Ama burada tabii onu yapmaya çalışanlar başarılı olamadılar. Sadece hep algıda başarılı olduysalar bu takıma yansımadı. Diyeceğim odur ki bu gayet doğaldır. Gayet doğaldır ama Trabzonsporluların bazı kesimler, bazı kişilerin panik yapmasını anlayabilmiş değil. Belki bu en son maçtan şu ana kadar yüzlerce, binlerce mesaj aldık, telefon aldık, abi ne oluyor falan filan diye. Aslında tüm bunların yapılması önümüzdeki yıla dairdir. Mesela şöyle düşünülür. Ya Trabzonspor 10-15 puan önden, bunlara bu kadar panik yaptırıyorsa önümüzdeki sene 3-5 puan önde olursa amacımıza ulaşırız diye. Diyeceğim odur ki Trabzonsporların panik yapmasına, stres yapmasına gerek yok. Futbolun içerisinde bunlar vardı, doğasında bunlar vardı. Daha doğrusu insan doğasında vardı. O yüzden hep söylediğim, 3-5 aydır söylüyorum. Sezonun keyfini yaşasınlar, tadını çıkarsınlar. Zira böyle bir sezonu yaşama şansımız olmayacak. Hiç kimse göremeyecek. Düşünebiliyor musunuz siz? 3 tane İstanbul takımına açık ara puan farkı atmışsınız. Emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Dünyanın bazı kesimleri olmak üzere Trabzon'da her yer bordomalar, bayraklar süslenmiş. Bunu yaşamak varken niye, işte tekrar söylüyorum, bazı kesimler hocayı eleştiriyorlar. Hoca hata yapacak, oyuncular formsuz olacak. Eleştirmek yerine bunların yaşanması gerekir. Diğer taraftan böyle bir teknik adamı, böyle bir oyuncu kadrosunu eleştirin, Allah çarpar. 1,5 yıl içerisinde 45 maç böyle bir yükselişi ancak uzaya çıkarken gösterebilirsiniz. Dolayısıyla hiç stres yapmaya gerek yok. Bugünkü maça gelince, bugün biliyorsunuz kupa maçlarının havası farklıdır. Sıfırdan başlamış oluyorsunuz. Bir sürprize de açık oluyor. Kayseri Spor'da Beşiktaş'a Fenerbahçe'yledi yani şimdi baktığımızda. Deplasmanlar da iyi oynayan bir ekip, ancak ne dedik? 3-4 hafta bir duraklama dönemine girdi Trabzonspor. Yani olduğu yerde sayar. Benim yaptığım araştırmalar da olsun da şu bir gerçektir. Türkiye'de takımlar 7-8 hafta bandına giderler. 6 ile 8 hafta böyle vura vura giderler. Daha sonra bir mağlubiyet, bir beraberlik, o süreci yaşarlar. Ben şimdi bundan sonra Trabzonspor'un yükselişe geçeceğine inanıyorum. Çünkü elbette problem var. Stoperlerde sorun olabiliyor. Ancak Trabzonspor'un sahaya tam kadro çıkacağını da unutmayalım. Buradan bir yükseliş trendine geçerler. Bu maçı da alırlar diye tahmin ediyorum. Çok hızlı mı girdim? Hızlı bitirdim herhalde. Yok, hiç hızlı girmedin. Gayet güzel bir şekilde anlatıyorsun. Çok rotasyonlu bir kadro bekliyor musun Aksal abi? Çok ideal kadro. Hani bu sezonu iki kupayla kapatalım, hiçbir riske girmeyelim, en iyi kadromuzla mı çıkalım der Abdullah Avcı. Yani tam emin değilim ama belki bir iki tane oyuncunun yerliliği oynayabilir. Ancak şu da var, yani ligimizde teknik adamlar bunu yaptıklarında biliyorsunuz, futbol evrensel bir oyun olmasına rağmen bir iki taşın yeriyle oynadığında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Aslında Trabzonspor'un bu yıl yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi budur.
ligin başındaki defans hattıyla şu andaki defans hattı arasında büyük bir değişim var. Mesela sol taraf hala çözülemedi. Stoper'de bir etkar olduğunu varsayarsak şu an Trabzonspor şampiyonluğu matematiksel olarak ilan etmişti. O yüzden bir iki mevkide sıkıntı var. Hoca bu hasarı da gidererek bugün maça çıkar. Evet, peki Aksal abi çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz tabii zamanımız kısıtlı. Kısa, kompakt bir sohbet oldu. Önce Trabzonspor'un ligdeki performansını, sonra da Türkiye Kupası'nı konuştuk ve Trabzonspor taraftarlarına çok güzel mesajlar verdin. Ağzına sağlık, teşekkürler. Sağ olun, görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, Milliyet Gazetesi'nden Aksal Yavuz'la bu sohbeti yaptık. Birazdan Beşiktaş'ın eski futbolcularından Süleyman Oktay, ki Beşiktaş altyapısında da görev aldı Süleyman abi. Artı Beşiktaşlı Sporcular Derneği'nde de yine bildiğim kadarıyla görevli bir isim Süleyman Oktay'la Valerian İsmail'i konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. İlk iki maçta 10 üzerinden 8-9'luk bir performansı vardı Valerian İsmail'in. Ama Giresunspor maçındaki oyun biraz daha sakin ve biraz daha durgundu. Ve bunun sonucunda da eleştiriler de çıkmaya başladı. Ama ben açıkçası Valerian İsmail'e duruşuyla, yaptırdıklarıyla, takımı kıpırdatmasıyla doğru isim olduğunu, gelecek sezon Beşiktaşlara daha iyi bir takım izleteceğini düşünüyorum. Bu 5 maçlık kalan bölümü de bir fragman gibi görmek lazım. Yani iyi oyunu da, sıkıntılı bir takım performansları da çok abartmamak gerekiyor. Bunu da kime soracağız? Süleyman Oktay'a soracağız. Süleyman abi hoş geldin. Hoş bulduk Eyüp'cim. İyi programlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Süleyman abi. Valerian İsmail ilk iki maçta müthiş övgüler vardı. Sonrasında Giresunspor maçından sonra baktım çok negatif konuşan insanlar var. Bu sadece Beşiktaş'ın da problemi değil. Bizim insanımızın problemi Süleyman abi, benim gördüğüm kadarıyla. Bir iki maçta kral ilan ediyoruz. Hemen onun ardından bir iki maçta da kötü giderse tam tersi hemen vazgeçiyoruz. Gitsin, yapamaz, edemez. Bir anda notu negatife dönüyor. Neler söylersin Valerian İsmail'in Giresun maçındaki performansıyla ilgili? Valla Eyüp'cim, ilk önce toplum olarak sabırsız bir toplum olduk. Hı-hı. ve de aynı zamanda çok tenkit edici, çok böyle acımasızca yorumlar yapan bir Türk toplumuna dönüştük. Maalesef bu böyle, bu bir gerçek yani. Bunu hepimiz gözlemliyoruz. Kendi hayatımızda, özel hayatımızda da bunları yaşıyoruz. Tabii ki bu sosyal medya falan hakikaten çok etkili oldu. Sosyal medyada çok acımasız tenkitler var, mesajlar var falan, ama yani bu aslında bizim toplum olarak biraz da kültürümüzle ve de gelişmişliğimizle de çok ilgili diye düşünüyorum. Yani herhalde kültürümüzü tam olarak geliştiremedik. Medeni seviyelere tam çekemiyoruz. Yani bir kıskançlık, bir çekememezlik, bir tenkit, yani anormal bir durum. Yani hakikaten şimdi senin de dediğin gibi Valerian İsmail geldi, iki maç havalarda uçuyor. Valerian İsmail aşağı, Valerian İsmail yukarı. Ama Giresun maçından sonra da işte onu niye oynattın, bunu niye çıkarmadın, işte niye böyle bu sistemle niye gol pozisyonuna giremiyorsun, niye işte bunu çözemedin, yani her türlü de tenkide uğradı, maruz kaldı. Ha, şöyle diyebiliriz, evet, Valerian İsmail bunu görmesi lazımdı, bunu görecekti. Ligimize 3. maçta tanıştı ligimizden, yani daha hoş geldin yeni diyoruz Valerian İsmail'e. Çünkü Trabzon maçında bunu çok net göremedi. Alanya maçında çok net göremedi. Çünkü iki tane top oynamaya çıkan takımlar oynadı. Ve de Beşiktaş böyle hakikaten alanlar bulursa, boş sahalar bulursa her takımı çok zor duruma sokacak bir takım. Yani o yetenekte de futbolcuları var. Ama böyle katı defans yapan takıma karşı da nasıl oynayacak? İşte Valerian İsmail bunu gördü. İnşallah tabii bundan sonra Valerian İsmail buna göre daha değişik düşünecektir. Daha farklı düşünceleri olacaktır. Böyle kapalı takımlara karşı nasıl bir oyun şekli geliştirecek, onu da Valerian İsmail'in işi bu zaten.
Bunu da bundan sonra gösterecektir. Tabi Valerian İsmail'in 8 maç kala gelmesi bu anlamda da çok iyi oldu. Eyüp'cüm, yani herkes dedi ki ya Önder Hoca'yla niye bitirmediniz sezonu? Ya Önder Hoca'yla zaten başlamak da yanlıştı. Bitirmek çok yanlış olurdu. Çok yanlış olurdu. Önümüzdeki sezonda kaybederdi Beşiktaş. Hı hı. Tabii ki Valerian İsmail'le önümüzdeki sezonu kazanacak, şampiyon olacak diye garanti yok ama doğru buydu yani. Doğrusunu yaptı Beşiktaş. Sonunda doğru yolu buldular. Tabii ki Valerian İsmail şimdi Türk futbolunu tanıyor. Futbolcuları tanıyor. Kulübü tanıyor. Yani o bakımdan bu adaptasyon süresini 8 maçta geçirmesi çok iyi oldu. Ve aynı zamanda Türk futbolunu, Türkiye'de futbolun nasıl oynandığını da bu 8 maçta çok iyi görecek. Önümüzdeki sene daha başarılı da olacağını, olabileceğini düşünüyoruz veya istiyoruz, diliyoruz yani Eyüp'cüğüm. Peki yani mesela Batshuayi'ye çok güveniyor. Batshuayi'de bir ısrarı var. Vida'nın kalmasını istemiş. Yine Vida ile ilgili de pozitif konuşuyor. Batshuayi ve Vida ile ilgili tavrını nasıl değerlendirirsin? Doğru buluyor musun Süleyman abi? Ya tabii bunların şimdi ikisi de Avrupa'da bilinen futbolcular. Yani belli bir isimleri, kariyerleri olan futbolcular. Vida'da iyi bir takım görüntüsü olduğu zaman Beşiktaş, Vida'da iyi oynuyor. Yani tabii ki takım olarak iyi olduğun zaman zaten sıkıntı kalmıyor. O zaman Vida'da iyi gözüküyor, Wellington'da iyi gözüküyor. Bütün takım halinde kötü gözükmüyorlar. Ama tabii ki bu sene o görüntüyü çok fazla veremedi. Bu geçen seneye ait bir şeydi. Şampiyon takımın kadrosu hakikaten iyi oynadılar. Takım halinde oynadıkları için de hepsi üst düzeye çıktı. Ama bu sene Beşiktaş'ta şöyle bir sezona baktığımızda neredeyse sezon bitiyor. Elle tutulacak şöyle şu çok iyi dediğimiz futbolcu 2 veya 3 tane geçmez değil mi? Belki Josef'i deriz. Belki Rıdvan'ı deriz. O da arada sakatlandı. Belki Rıdvan, evet, söylenir. Bence Gezzal. Şimdi Gezzal'ın tabii Gezzal diyebiliriz. Son 10 maçında Gezzal diyebiliriz. Son 10 maçında. Ondan evvel o da çok da iyi değildi. Ama yani şöyle takım halinde 7-8 tane sayabileceğimiz evet çok iyiydi falan diyeceğimiz futbolcu yok. Zaten takımın aldığı sonuçlardan da bu çok net görülüyor Eyüp'cüğüm. Yani onun için Beşiktaş tabii ki Vida kalabilir. Eğer ki uygun bir fiyat alıyorsa, uygun bir anlaşma yapılacaksa kalabilir. Vida'nın kalmasında bir zarar olmaz. Vida her zaman bir faydası olabilir. Batshuayi evet çok hareketli. Çok çalışıyor. Belki de yanında bir yardımcı istiyor. Bir çift santrafor gibi. Veya kanattan geçen sene Abubakar Larin ikilisi gibi oynayabilecek bir sistem istiyor olabilir. Şimdi Batshuayi bir defa şu çok net görüldü. Yani lig başından beri stoperlerle başa baş bıraktığın zaman Batshuayi çok da etkili olamıyor. Belki çok gol pozisyonuna girdi, çok gol kaçırdı ama şunu da diyebiliriz. Belki o son vuruşlarda gücü kalmıyor. Gücü kalmıyor ve de o vuruşlarını çok etkili yapamıyor. O arka direğe, ön direğe yaptığı koşular onun bitiriciliğini birazcık geriye çekiyor diyorsun. Tabii yani şimdi aşırı bir efor sarf ediyor. Bu böyledir. Yani bir de Eyüp'cüğüm bizim ligimiz öyle böyle diyorlar ama sen eğer üst seviyede bir fizik kondisyona sahip olamadığın zaman bizim ligimizde de hiçbir şey yapamazsın yani. Çünkü bunun örneklerini çok gördük. Şimdi Batshuayi de her tarafa basıyor, stoperlerle boğuşuyor. Son bitirici vuruşlarda belki de o şiddetli öldürücü vuruşu gücünden dolayı yapamıyor. Bak bu kimsenin de aklına gelmiyor bu. Bu da olabilir. Tamam, Batshuayi'nin gol vuruşları çok iyi gözükmüyor. Çok iyi değil. Ama o şutlarını belki daha sert vursa kaleciye çarpacak, belki içeri girecek. Yani onun için tabii ki şimdi Valerian İsmail önümüzdeki senenin de büyük ihtimalle tabii ki kesin yani hocası. Şimdi o görecek, bakacak. Eğer derse ki ben Batshuayi'yle devam edeyim, o zaman tabii ki Ahmet Başkan da etme demeyecek veya işte Ceyhun Kazancı etme demeyecek.
Valer İsmail'i doğal olarak ona o şansı verecekler diyorsun. Verecekler ama önümüzdeki sezonda yine böyle gol pozisyonlarına girilip Batshuayi'nin kaçırdığı goller gelmeye başlarsa o zaman ben düşünemiyorum. Yani neyi düşünemiyorum? O türbünlerden çıkacak uğultuları, çıkacak tepkileri düşünmek istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın işi santrafor mevkinde özellikle işini şansa bırakmaması lazım. Tartışmasız yani, bir golcü bulması gerekiyor Beşiktaş'ın. Aynen, aynen. Bu evet. Zaten Fenerbahçe için de böyledir. Galatasaray için de böyledir. Kesinlikle bu üç büyük takımın golcüleri bir defa tartışılmayacak. Gollerini atacak. Ha, ondan sonra orta sahası iyi mi? Defansı açık veriyor mu? Vermiyor mu? Yani bunlar ondan sonra konuşulur. Ama santrafor golünü atacak. Golünü atmadığı zaman sen istediğin kadar oyna. İstediğin kadar defansın iyi olsun, orta sahan iyi olsun. Emin ol netice yapamazsın yani. Golcü iyi olacak. Golcü çok önemli. Bir de şunu söyleyeyim. Son cümle Valer olsun Süleyman abi. Süremiz çok azaldı. Tabii son hemen bunu son söylüyorum. Evet, tabii ki Valerian İsmail bir de dün şunu göremedi. Giresun maçında. Giresun'un Allah'tan forvete etkisiz bir forvet ve de orada çok iyi kontratak yapan bir forvet olsaydı Giresun'dan Beşiktaş mağlup da dönebilirdi. Şimdi onu da bir düşünsün. Ona göre de önlemlerini ona göre de alsın. Süleyman abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Evcim, iyi günler. Evet değerli Radyospor dinleyenleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor takımlarımızın gündemini konuştuk. Güzel yorumlar, keyifli yorumlar geldiğini düşünüyorum. Hepinize de teşekkürlerimi iletiyorum. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Eyüp Yıldız'la Spor Forum sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.